acilen operasyona gönderdiği güçleri alandan geri çekmesi temelinde buradan sesleniyoruz. Bu bizim temennimizdir. Bunun yapanları, bunun sorumlularını şiddetle kınıyoruz. Bu tür çatışma ortamını yaratan, bu tür olayları şiddetle, lanetle kınıyoruz. Arkadaşımızı şehit verdik. Diğer arkadaşımız da ağır yaralı. Erzurum'a sevk edildi. Hepimiz biliyoruz ki Ardahan bölgesi ve özellikle Göle bölgesi uzun yıllardır barışın egemenlik sürdüğü bir bölgedir. Burada hiçbir zaman bir çatışma, herhangi bir olay yaşanmamıştır. Ama 8 Haziran'dan sonra Göle halkının vermiş olduğu iradeyi içine sindiremeyenler, bu işi kabullenemeyenler, Göle halkının bu verdiği kararından dolayı Göle halkına bir gözdağı vermeyi, sindirmeyi, onları korkutmak için 3 gündür verilemeyen bir operasyon hazırlıkları içindeler. Biz bunu bütün yetkililerle görüşmemize rağmen, olacakları kendilerine 3 gündür söylememize rağmen maalesef bugünkü üzücü hadise tekrar hepimiz yaşadık. Onun için ben buradan seslenmek istiyorum. Bir Ardahan milletvekili olarak AKP'nin içine sindirdiği seçim sonucunu maalesef şu andaki idareciler bu işi içine sindiremiyorlar. Bunlar hala 7 Haziran'ın intikamını almak için bu bölgedeki halkı sindirmek için burada bir operasyon hazırlığına başladı. Ben yetkililere sesleniyorum. Çok acil bir şekilde bu operasyonun durması lazım. Bu operasyonun hiç kimseye bir katkısı yoktur. Biz Göle halkı olarak, Ardahan halkı olarak 7 Haziran'da kardeşliği, barışı, demokrasiyi Göle halkı olarak kanıtlamışız. Bizim kimseyle herhangi bir problemimiz yoktur. İstirham ediyorum kendilerine, istirham ediyorum. En acil bir şekilde kimse bu yetkilileri, AKP yetkililerine de söylüyorum. Bu bölgede askeri birliklerin çekilmesi ve artık bu bölgeye huzurun gelmesini istiyoruz. Eğer bu işler bu şekilde devam edecekse, biz Göleli olarak, Ardahanlılar olarak, halk olarak ne gerekiyorsa yapacağız.